Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı, kıldığınız namazlarınızı kabul eder. Bugün karşınıza çok farklı bir video ile çıkmak istedim. Biz görme engellilerle ilgili bir şeyler anlatacağım. Şimdi ben ilkokulumu ve ortaokulumu görme engelli Türkan Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudum. Orada bize Braille alfabe öğrettiler. Size bugün onu anlatacağım. Arkadaşlar şimdi biz yazı yazmak için şöyle bir adetimiz var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ondan sonra bu böyle açılıyor. Ve bunun burasına karton koyuyorsunuz. Bunun buralarında da delikler var, böyle nokta nokta görüyorsunuz zaten. Göstermeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Eğer gösteremiyorsam affedin. Şimdi bizim alfabemiz biraz değişik, kapatma yazı diyorlar. Kapatma yazı deyince böyle normal normal yazıları kapatılmış şekilde anlıyorsunuz. Ama öyle değil. Mesela bizim A harfi bir noktadan oluşuyor. B harfi iki noktadan oluşuyor. Yani numaraları var bunların. Ondan sonra yani bazı harfler birbirlerine çok benziyorlar. Numaraları da aynı oluyor. Sadece numara üstünden değerlendirmemek gerekiyor yani. Şekillerini noktalama işaretlerini bildiğiniz zaman her şey konu oluyor. Eğer benim anlattığımdan bir şey anlamıyorsanız da YouTube'da Braille alfabe diye yazın. Ne demek istediğimi az çok anlarsınız. Orada da görürsünüz zaten. Yani işinize yaramaz tabii de hani merak ediyorsunuz. Biz de size merak ettiğiniz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi ben bu kartonu bunun içine koyayım. Ondan sonra size burada A harfini göstereyim mesela. Kalemimiz de şöyle bir şey. Çakmak kalem diyorlar bizim tabirimizde buna. Böyle üstünde hatta kapatma yazıları var. Şöyle göstereyim ben. Böyle görün, böyle görün. Bunlar mesela bu kalemin üstündeki kapatma yazılı şeyler. Kalemin üretildiği fabrikanın numarası falan filan. Neyse ben konuyu çok uzattım. Buradan size bir A harfi yapayım mesela. A harfi yaptım şu anda. Bunu böyle çıkartayım. Size göstereyim. Bir dakika bulayım ben de. A harfi şöyle bir şey. Görüyorsunuz inşallah ya. Vallahi o kadar uğraşıyoruz. İnşallah gösterebiliyoruz yani. A harfi dediğimiz gibi bir noktadan oluşuyor. Aslında basit. Ben bir ayda öğrenmiştim. Hocalar çok şaşırmışlardı. Bir ayda nasıl öğrendim falan diye. Bazıları öğrenmekte zorlanıyorlar. Bu arada kendimi de övmüş oldum. Senin kendini övmeyi. Şaka söyledim. Ondan sonra size B harfini göstereyim. Böyle. Ve böyle yaptığınız zaman B harfi oldu. Bu bizim B harfimiz. Şurada. Bakın burada. Şu elimi koyduğum yere dikkatli bakın ha. Burada B harfi var. Ondan sonra böyle çok uzadı biliyorum ama birkaç tane harf göstermek için yapıyorum bunu. Mesela C harfi yapayım. Yine A yapar gibi bir nokta bastım. Yanına C bir nokta daha koydum. Yine C de iki nokta. Ama mesela diyelim ki B böyle geliyor. Tamam mı? C de böyle gidiyor. Çizgiler öyle düşünün yani. Bakın C harfimiz burada. C harfi. Arkadaşlar şimdi bir de şöyle göstereyim ben size. Bir de şunu da söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Şimdi bu noktaların içinde, bunların içinde 6 tane nokta var. 6 tane noktadan siz şekil çıkartıyorsunuz. Yani yapboz gibi düşünün. Biz yapbozu kapatma şeklini yapıyoruz. Bu kutu mesela, şu kutunun içinde sadece 6 nokta var. Ve burada gösteriyoruz. Şunu da söyleyeyim. Mesela burada da kapatma yazılar var. Bu tarafta böyle baktığımız zaman. Bunlarda mesela B harfi var. Yanında D harfi var. Ondan sonra F, G, F, G, H,
C gibi harfler var işte. Yani siz yine de tabi bakın. Ben sadece hani bizim ne şartlarda okuduğumuzu, ne şartlarda eğitim gördüğümüzü bilin istedim. O kadar yani. Başka bir maksadım yok. Ondan sonra size bir şeyler göstereceğim ben. Burada bizim sokakta yürümemiz için, bize destek olması için üretilmiş bastonumuz. Bu böyle katlanıyor. Bunu katlıyorsunuz, açıyorsunuz. Ben size şöyle dümdüz yapayım bunu. Bu böyle bir baston. Yani baston iyidir sağ olsun. Kaç senedir kullanmasam da yürümeye vakit bırakmadım. Bakarım yani, temizlerim, silerim. Eşyalarıma değer veren bir adamdır. Ondan sonra ben şimdi ayağa kalkacağım ama mesela diyelim ki ben böyle geliyorum. Böyle. Mesela basıya baston çarptı benden önce. Yani bunun maksat yapmış adamlar. Bunun için yapmışlar, bizim için. Bir gün merkeze çıkıyorum ben. Bizim burada merkez var. Sarıgazi'de oturuyorum ben bu arada. Sarıgazi'de merkeze çıkarken kaç tane araba durdu. Abi dedi sana yardımcı olalım, gideceği yere kadar bırakalım falan. Dedim ki yok, ben istemiyorum. Bastonu elimde gören duruyor sağ olsun. Bizim burada Sarıgazi'de insanlar biraz duyarlıdır yani. Engelliye sahip çıkarlar. Ondan sonra neyse, merkeze çıktım ben. Merkezde oturuyorum. Merkezde bir teyze oturmuş yanında bankın üstünde. Dedi ki bana, bu baston görüyor mu dedi. Dedim teyze, baston görmüyor dedim yani, bana yardımcı oluyor falan dedim. Öyle yani, ben daha elimde inceleme oldukça size bunları aktaracağım. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İstekleriniz varsa da yorum olarak bırakabilirsiniz. Biz müzik de yapacağız. Ondan sonra benim bir hoparlörüm var, onu inceleyeceğiz inşallah sizlerle. Yani biz böyle karmakarışık işlerde yolumuzu bulmaya çalışacağız. Yeter ki izleyicimiz bizi yalnız bırakmasın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.